Aşıkım o didare, bülbülüm şol gülzare, seni sevmeyen nare yanar ya Resulallah. Resulullah Efendimizin aşkıyla yanan nedir? Allah'ın selamı, bereketi, lütfu keremi, saadeti sizlerin, ve bütün ümmeti Muhammed'in ve hatta bütün insanlığın üzerine olsun. Efendim yine Maymecra'da beraberiz. Gene bir erik dalına çıkıyoruz. İnşallah gevrek değildir. Malum erik dalı gevrek olur. Fazla basmaya gelmez diye türkü var. Haddimizi aşabiliriz. Erik dalına niyazımız bütün gevrekliğine rağmen bizim bizim de bütün nefsi ağırlığımıza rağmen hadsizliğimize rağmen kırılmadan bizi idare etsin üzerinde. Her zaman söylüyoruz sevgili dostlar değil mi? Aşk tek. Fakat rivayet muhtelif. Herkes kendi farkındalık seviyesinden, kendi manevi seviyesinden, meseleye bakıyor. Aşık Yunus Hazretleri adı üstünde Aşık Yunus şöyle demiş. Aşkın ele aşıklar yansın ya Resulallah. Allah aşkı, Allah aşkı denir ya. Aslında Allah aşkı demek Resulullah aşkı demektir. Resulullah'ı Allahlaştırmıyoruz, yanlış anlaşılmasın. Ama Allah bizim cinsimizden olmadığından dolayı biz onu bilemeyiz. Ancak Cenab-ı Hakk'ın asarıyla biz onu asarı itibariyle müşahede edebiliriz. Zatı itibariyle, hakikati itibariyle, künhü itibariyle insana öyle bir şey verilmemiştir. O yüzden Resulullah Efendimiz'e aşık olmak aşkların en üst seviyesidir. En ali seviyesidir. Onun için Aşık Yunus Hazretleri öyle söylüyor. Aşkın ele aşıklar yansın ya Resulallah. Öyle aşkına müptela olsunlar ki yansınlar o. Aslında ne var orada biliyor musunuz? Velik Dalı ne ilham ediyor orada? Yansın demekle. Resulullah Efendimizin aşkıyla yanan nedir? Nefsimizdir. Nefsimizin Şizofrenik olarak var olmayanı var kabul ederek bizi oyalamasıdır. Hazlardır, şehvattır. Makam, mevki, şan, şöhret yani bilimsellik, bedensellik derdidir. Resulullah Efendimizin aşkıyla yanacak olan bunlardır. Biz niye yanalım ki? Altının altında ortaya çıksın diye ne yaparlar? ateş potasına atarlar o eriği. O eriği haline geldiği zaman kalpla nakit ayrılır birbirinden. İşte Resulullah Efendimizin aşkına müptela olan bir yürekte halka ait hiçbir şey kalmaz. Kalpa ait hiçbir şey kalmaz. Yanar, erir, gider. Geriye saf altın kalır. Yani Cenab-ı Hakk'ın Ruhumdan üflediğim dediği ruh kalır. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. İşte bu yanış aynı zamanda aşkın şarabını içiş demektir. Allah Allah. Bir tarafta yanmak gibi bir celal sıfatının açığa çıkışı. Bir tarafta aşk şarabını içmek gibi serinlemek gibi bir cemal. Ya azel celali vel ikram. O yanma olmadan o safa da olmuyor. O keyif de olmuyor. İlle arınmak lazım. İlle aranacağız ki keyfi olsun varlığı algılamanın. Şol seni seven kişi verir yoluna başı. Eyvallah. Verir yoluna başı. Ha korkmayalım. Bu kelle gidecek diye korkmayalım. O baştan kasıt da demin arz etmeye çalıştığım o nefsani vehimlerden başka bir şey değildir. O hazlardır, o şehvetlerdir. O benliktir, o gururdur, o kibirdir. Bizi mutsuz eden, hasta eden, bedbaht eden ne var ise işte onlardır. Seni seven kişi, ya Resulallah bunlarla yaşayabilir mi? verir yoluna başı. Bu nefsin başını uzatır, verir, kessinler, yok etsinler ki ben senden baş başa kalabileyim. Senin sevdanından baş başa kalabileyim. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Şu dünyada da, şu şuhut boyutunda da ancak ve ancak senin cemalindir aydınlatıcı ve ısıtıcı olan, besleyici olan, varlığı veren Hay ve kayyumun bu sıfatları bana ulaştıran ancak ve ancak senin Resulü Zişan Efendimizin güneş gibi varlığıdır, feyizidir bereketidir, himmetidir, şefaatidir. Şol seni sevdi Sübhan oldun kamuya sultan. Evet. Muhammedi sevgim olmasaydı ki o sevgiden kasıt, Muhammedi sevgiden kasıt Allah indinde kendini bilmektir, kendini sevmektir, kendine olan muhabbetidir. Allah'ın kendine olan muhabbetidir. Onun için bunu sevdi Subhan, kendinin methini, kendinin müşahadesini sevdi Subhan. Bu sevgiyi kamuya sultan eyledi. Kamuda sultan olmuş kişiler var mı? Var. Evvela nebiler, resuller, Sonra veliler. Piranizam Hazaratı, Evliyaullah Hazaratı. ondan hepsi sultan. Sebebi hikmeti nedir efendim? Cenabı ı Hakk'ın sevmiş olduğu o Muhammedi nuru, açığa çıkışı, farkındalığı onlar da başlarına tac ettikleri için sultan oldular. Onların başlarında dünya saltanatı tacı yoktur. Onların başlarında Allah'ın Muhammedi olarak yaratmış olduğu sevdanın tacı vardır. E öyleyse de ben o sultana canımı yolunda kurban etmem mi ya? Ha e canımı yolunda kurban etmekten kastım nedir? Gene dönüyoruz dolaşıyoruz. O kötülüğü emreden hazları, şehvetleri, bilimsellikleri, bedensellikleri, gururu, kibiri, varlık iddiasını ondan bizi iva eden kısmın yoluna kurban olması lazımdır ki gerçek benim nurum yani Allah'ın bende tecelli buyurduğu nur tertemiz olarak açığa çıksın. Aşıkım o didare, bülbülüm şol gülzare, seni sevmeyen nare yanar ya Resulallah. Burada yansın ya Resulallah demiştim. De, aşıkını söyler de benim ağzıma büyük gelir. Yanar, aman yanmasın, aman farkına varsın, aman fırsat eldeyken onu israf etmesin. Biz dua etmekle mükellefiz. Hiç kimse yanmasın. Burada en kutup olan kişi kimdir? Cenab-ı Ekber. Her şeyde olduğu gibi. Ya Rabbi, mahşer günü benim vücudumu o kadar büyüt ki, o kadar büyüt ki, cehennem benden başka hiçbir vücudu almasın. Beni yak ama insanları affeyle. Ya. Ebu Bekir e Sıddık radıyallahu an. Mürüvvet mi işte burada? Değil kendi nefsimizi kardeşimizin nefsine tercih etmek. Evvela ümmeti Muhammed'i ama Cenab-ı söylesen şu yavrucuklar yansın mı? Onlar da yanmasın der yahu. Bizim Sıddık Ekber Efendimiz'i tanımamız bu. Böyle tanırız. Şov seni sevenlere, kıl şefaat anlara, mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Efendimizin aşkını, muhabbetini, imanını taşımayan kişi ölüdür. Ölüdür. Ancak onu sevmekle mümin oluruz. Onun düsturlarını yaşam biçimi haline getirmekle mümin oluruz. Ve de nardan kurtuluruz. Cansızlıktan dabbe olmaktan kurtuluruz. Can oluruz. Canın verdiği cana kavuşuruz. Canını canana vermektir Kemal'e aşıkın dediği gibi Fuzuli'nin. O canın tamamen netleşmiş, arınmış bir şekilde bizde olması lazım ki canana verebilelim. Yoksa misafire kokmuş, kirli, pis bir yemek ikram edilir mi? E şimdi bizim varlıklarımız nefsani kirle, pasla, her şeyle berbat olmuş vaziyette. Nasıl takdim edeceğiz canımızı biz canana? Temizlemek lazım. Pırıl pırıl olması lazım. Bakın, kaç mertebede temizleniyor. Alıyoruz. Getirirken gözümüzle orada yabancı bir şey var mı görüyoruz. Gözümüzde görülmeyen ama yaklaşınca kokusunu alacağımız bir ekşilik, bir kekremsilik var mı bakıyoruz. Sonra ağzımızı açıyoruz. Tat alma organlarımızda eğer kötü bir şey geldiyse gözle görülmeyen, kokusuyla açığa çıkmayan ama lezzette ortaya çıkan kötü bir şey geldiyse hemen onu çıkartırız. Niye? Vücuda zarar vermemek için. Bakın kaç mertebede bir lokmayı dahi denettiriyor Cenab-ı Hak bize. Farkında mıyız? Olalım inşallah. İşte Muhammedilik deyip geçmeyelim. Muhammedilik demek Cenab-ı Hakk'ın bize lütfetmiş olduğu farkındalıktır. Yani yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası Ya Rabbi eşyanın hakikatini bize öğret dediği eşyanın hakikatini bilmektir. Yediğimiz bir lokmadan, ettiğimiz bir lakırdıdan, bir sözden baktığımız zaman varlığın hakikatini görmeye kadar. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Şol seni sevenlere, sevenlere, hay hay sevenlere, kıl şefaat anlara, kıl şefaat anlara, mümin olan tenlere, tenlere, Hay hay tenlere cansın ya Resulallah, cansın ya Resulallah. Aşık Yunus'un canı canı, hay hay canı, hilmi şefaat kanı hilmü şefaat kanı alemlerin sultanı sultanı Hay hay sultanı sensin ya Resulallah sensin ya Habiballah